Merhaba, bu videoyu izleyecek olanlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Derya. Bugün sizlerle birlikte bir makyaj videosu çekeceğiz. Renkli bir makyaj yapalım istiyorum. Güzel de bir palet kullanacağız renkli makyajımızı yaparken. Çok fazla lafı uzatmak istemiyorum. Hemen videoya geçmek istiyorum ama onun öncesinde küçücük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olabilir. Benden gelecek videolardan haberdar olmak isterseniz de bildirimlerinizi açabilirsiniz. Çok fazla uzatmayalım. Hemen başlayalım istiyorum ve başlıyorum. Bugün bant kullanacağım. Daha böyle tembel ve kolay bir şey olsun istiyorum. Göz makyajıyla başlayacağım. Ten makyajını sona bırakacağım bugün. Şöyle bir nasıl istiyorsam, nerede daha böyle keskin ve çok istiyorsam oradan başlıyorum. Biraz göz altlarıma da getireceğim. Evet, şimdi artık başlayabiliriz. Göz bazı, daha doğrusu kapatıcı kullanacağım gözüme baz olarak. Bu Rival de Loop'un Natural Touch Concealer'ını kullanacağım. Böyle bol bol bir sürüp kapatacağım. Renkli bir makyaj yapacağımız için birazcık daha renkler belirgin olsun istiyorum ama bu öyle çok kapatıcı bir ürün de değil aslında. Benim için belki de L'Oreal kullanmalıyım. Bugünkü göz makyajım da şu Makeup Academy'nin, MUA Makeup Academy artık nasıl diyorsanız, onun paletini, bu renkli paletini kullanacağım. Çok güzel bir palet ve ben bu paletle de kanalda hiç makyaj yapmamışım. Onu fark ettim. Dedim ki hemen yapalım. Yapmalıyız. Şöyle kocaman bir fırça alıyorum. Eclipse'in bu Diamond serisinin şöyle kocaman karıştırma, gölgelendirme fırçası. Şimdi bununla önce bir şuradaki, nasıl gösterelim onu? Şuradaki en açık ten rengimsi, yavru ağzımsı rengi alıyorum. Ve şu kapatıcıyı bir sabitliyorum önce. Orada parlar yapışmasın. Kolay dağılsın. Gözünüzün yormasın. Şuradaki en açık mavinin sırasında olan ama birazcık yeşilimsi gibi de duran bir var orada gördüğünüz gibi. Onunla başlayacağım. Mavinin sırasına koymuştum ama gerçekten bu birazcık yeşile de benziyor. Bilmedim. Şimdi onu önce şöyle bir geçelim. Katlanma bazımızdan. Var mavi değil ya, yeşil. Gerçi siz yine bana güvenmeyin. Benim renk tanımlama konusunda sıkıntılarım var. Bayağı bayıldığım bir palet bu. Işıltılar falan gerçekten çok iyi. Matları birazcık uğraştırıyor. Azıcık böyle yoğun uygulama yapmanız gerekiyor. Birden fazla birkaç kez böyle gidip gelmeniz gerekiyor ama yine de iyiler. Şuradaki en koyu renk. Aslında bunu da düşünüyorum ama ışıltılı olduğu için çok emin olamıyorum ondan. Şununla bir, şuradaki renkle bir en dış köşelere bir geçelim bakalım. Sonra bakacağım. Tekrar şuradaki renge geri döneceğim ve kaş altlarımı birazcık daha temizleyeceğim o renkle. Ama onun öncesinde birazcık daha oraya bir mavi karıştıralım diyorum ben. Kullandım en açık mat maviyi ya da yeşili. Şöyle bir üstünden geçiyorum. Kaş altlarımızı da açtık şuradaki rengimizle. Şimdi şuradaki moru kullanacağım. Birazcık da mor ekleyeceğim ben buna. Öyle karar verdim. Umarım batırmayız. Biraz böyle daha en dışlarda kalsın istiyorum. Böyle. Oluyor gibi görünüyor. Şu an biraz gözümü yanıltıyor şunlar ama birazdan tekrar bakacağım. Şimdi göz kapaklarımı bir kapatıcıyla açacağım ama
Yarıya kadar etti. Göstereceğim. Şuradaki en açık böyle inanılmaz parlak bir mavi var orada. Onu koyacağız. Baya çok kremsi, böyle yağlı gibi bu ışıltılı parlar. Renklerini çok güzel veriyorlar. Yani matlardan daha iyiler açıkçası. En son şu iç kısımlara ışıltılı mavimizi sürdük. Göz altlarımıza geçtik. Şimdi şu rengi göz altında kullanacağım. Sonra şunu ve şunu kullanacağım sırayla. Evet. Çok iç kısımlara gelmeyeyim diyorum. Çünkü oradan biraz açık renk bir şeyler yaparız diye düşünüyorum. Ama bakalım, belli olmaz bana. Çok kapkara olmasın çünkü zaten yeterince oldu. Bir de iç köşelere iyice dalmayalım diyorum. Ama dalıyorum, tutamıyorum. Gerçekten bunu söyleyip tekrardan en diplere kadar geldim. Neyse. Ve şimdi tekrar bağlantı yapacağım yukarıya. Şimdi bu bantlar benim gözümdeyken ben eyeliner'ı da süreyim diyorum. Böyle bantlı eyeliner süremiyorum ben çok fazla ama yani çok ara sıra yapıyorum. Şimdi yine o ara sıralardan bir tanesini yapacağız. Bantlıyken eyeliner da sürelim. Aradan çıkaralım diyorum ben. Beauty's'in Drag It eyeliner'ını şimdi kullanacağım. Şunu yapmaya çalıştım gerçekten. Evet. Şöyle bir koyalım. Ben oldu diye, yani yeter diye düşünüyorum göz makyajı için. Yetsin artık değil mi? Düz karşıya bakmam lazım bir dakika. Bu çizgimden bir çekiyorum. Beauty's'in bu eyeliner'ı da güzel bir eyeliner. Yani kullanmaya başladığımdan beri severek kullandığım bir eyeliner oldu. Çok siyah. Siyahlığı çok güzel. Sürümü çok kolay. Böyle yağ gibi kayıyor sürerken. Onu da çok seviyorum. Kalıcılığı da güzel ve yıkadıktan sonra, daha doğrusu yıkarken çabucak çıkıyor. Onu da çok sevdim. Yarım mı yapsam, tam mı yapsam? Hem konuşurken onu düşünüyorum bir arada. Bilemedim. Bakacağız artık. Göz kırptım. Çok korktum şu an. Ya! Korktuğumuzun başımıza gelme süresi kaç saniye acaba? Sonra bakacağım. Eğer bir sıkıntısı varsa tekrar düzelteceğim. Göz makyajımızın çok sonlarına doğru geliyoruz. Çok sonlarına doğru ne demek bilmiyorum ve de konuşamıyorum zaten. Boş verin siz beni. Şimdi Sleek'in bu bayıldığım, en çok sevdiğim aydınlatıcısını kullanacağım. Böyle bir patlak aydınlatıcı, bilmiyorum kaç tane var ama çok seviyorum. Şuradaki pembeyi ya da hepsini birlikte karıştırıp da kullanabilirim ama pembeyi mi kullansam acaba, bilmiyorum. Pembeyi kullanıyorum. Buna bakar mısınız? Çok güzel. Şöyle bir açalım bakalım biraz burayı. Çok iyi bir aydınlatıcı bu. Islatmadım bu arada. Asla ıslatmaya ihtiyaç duymuyor zaten.
Gerçekten Slink'in gitmesine üzülenlerdenim ben. Tamam. Ama yani bize de böyle çok farklı ve değişik şeyleri gelmedi Slink'in. Hep böyle benzer tonlarını getirmişler. Ve insanlar bence biraz sıkıldı yani. Sıkıldı artık. Bir dönem kahverengi kusuyorduk. Bir dönem kızıl kusmaya başladık. Artık bilmiyorum ne olacak. Şimdi biraz biraz en azından renklenmeye başladık. Ben seviyorum renkli makyajlar yapmayı. Böyle simsiyah gözleri de seviyorum. Tabii ki kahvede kullanılsın. Ne bileyim turuncu da kullanılsın. Kızıl da kullanılsın. Ama bizde sürekli bir kahverengi vardı bir zamanlar. Hatta çok uzun zamanlar önce de değildi o. Gerçekten sıkıldık yani. Tekrar bu yavru ağzım sıkırçamla aydınlatıcımın da üstünden geçiyorum. Hatta şuradan da geçeyim. Niye sinirlendiysem ben? Ama gerçekten bir ara sadece kahve, 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 kahve. Yemin ediyorum bıktık yani. Ondan sonra turuncu, turuncu, kızıl, 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 kızıl. Tamam. Anladık. Bence göz makyajımızı bitirdik. Şimdi şey yapacağım ama. O zaman madem öyle siyah kalemimizi de süreceğiz. Ondan sonra artık çıkaralım şu şeyleri ve yüze geçelim diyorum. Şimdi gözümün içine, üst içine ve alt içine. Umarım bu Smoky Eyes kalemini kullanacağım. Carbon Black'miş bu. Waterproof'muş. Başka bir şey yazıyor mu? Ona bakıyorum. Başka bir şey göremiyorum. Gözlerimden yaşlar geliyordu. Neden? Tamam. Artık göz makyajı bitti bence. Hemen şunu bir çıkarıp bakalım ne haldeyiz diye. Son düzeltmeleri yaparız. Gerçekten şu bant tekniğini çok seviyorum. Şunu da çıkaralım. Göz makyajımızı bitirdik, temizledik, geldik. Şimdi neyle devam edelim? Ciltle devam edelim. Daha sonra işte rimeliydi, kaşıydı, bilmem nesiydi hallederiz. Baz kullanacağım. Çok kızardım çünkü yüzümü gerçekten çitiledim biraz önce. Bu Instafix Engo isimli hem primer hem makyaj bazını kullanıyorum. Ben makyaj bazı olarak kullanamıyorum. Primer olarak yolumuza devam ediyoruz kendisiyle şöyle sıktığı için. Şöyle elime hemen aldım. Çok güzel kokuyor. Bayılıyorum onun kokusuna. Şu küpelerimi çıkaracağım ten makyajımı yapana kadar. Çünkü takılıyorum falan böyle bayağı canımı acıtıyor. Neden acısın değil mi? Evet şimdi bazımızı da hallettik. Şu elim bir sileyim yapış yapış oldum çünkü. Palet çok güzel. Paleti çok beğendim. Matlar biraz sizi uğraştıracak cinste. Hemen böyle rengini vermiyor birkaç böyle... Gidip gelmek gerekiyor ama ışıltılar çok iyi. Yağ gibi kayıyorlar, inanılmaz pigmentliler. Baya baya güzeller. Şu şeyin Essence'in farları var ya, Melted Clone'ları, onlara benziyorlar. Bunlar birazcık daha belki kalın olabilir onlardan. Tam emin olamadım ama güzeller yani. Şimdi fondötene geçeceğim. Fondöten olarak bugün Revlon'un Colorstay fondötenlerinin iki tanesini kullanacağım. 150 ve 220 numarası. Bu benim en çok sevdiğim fondöten ve ilk fondöten, ilk göz ağrım diyebilirim bunun için. Ama çok yanlış bir rengini seçtiğim için çok uzun süre Casper'dan bozma bir insan sıfatıyla dolaştığımı söyleyebilirim. Ve bu fondötenden, bu renginden elimde 3 şişe var. Yok, 3 şişe yok. Bununla birlikte 3 şişe var. Yani bir bu var, bir de açılmamış, tamamen kapalı bir şişem daha var. Bunu bu şekilde kullanamayacağıma karar verdikten sonra şöyle bir pompadan çok az daha alıyorum. Sonra şöyle biraz koyu ve daha pembemsi, bu çok sarı, böyle bejimsi bir rengi var. Sarı da değil, bej. İnanılmaz değişik bir rengi var. Benim alt tonuma hiç uygun bir renk değil.
Ama neyse işte onu almışım. İlk zamanlar aldığım fondötende o benim. O yüzden böyle saçma bir renk almışım. Onun içine şöyle 220 olan numarasını sıkacağım. Çok az sıkacağım. Şöyle yarım pompa kadar belki. Hani rengi biraz döndürebilmek adına. Yarım pompa bile değil yani. Şöyle bir şey yaptım. İçine biraz fazla gelmiş olabilir mi bu acaba, bilemedim. Şimdi şöyle bir karıştırayım. Bununla rengi birazcık daha pembeye çekmeye çalışıyorum. Daha doğrusu nötre çekmeye çalışıyorum ki bağırmasın suratım. Yaptığım makyaj videolarındaki suratımı görmeniz lazım. Gördüyseniz demişsinizdir zaten. Sen nesin böyle, kabus falan mı? Gerçekten çok kötü. Bembeyaz bir suratla birçok makyajım var. Ama şimdi böyle birazcık daha kurtarıyorum gibi fondötenimi. Çok da sevdiğim bir fondöten. İnanılmaz seviyorum bu fondöteni. Kapatıcılığı inanılmaz güzel. Çok kapatıcı, çok kalıcı. Böyle kalıp gibi durmuyor ama yüzünüzde. Ve baya baya uzun süre kalıyor. Yağlı ciltler için olanı bendeki. Ben çok memnunum, çok severek kullanıyorum. Rengi hariç. O da benim hatam yani. Fondötenin bir suçu yok. Evet, yine kes bir olma yolunda emin adımlarla ilerlerken fondötenimizi bir dağıtalım artık. İki fondöteni karıştırınca daha bana uygun bir renk elde ettim. O yüzden çok mutluyum. Başka da bir fondötenle karıştırmak istemedim açıkçası. Yapısını çok sevdiğim için bozulsun istemiyorum. Aynısını alıp ikisini birlikte birbirine karıştırmak istedim. Güzel de oldu. Şimdi ne yapıyorum? Kapatıcıyla devam ediyorum. Fit Me kullanacağım Maybelline'in. Bir de şu göz kapaklarımda kullandığım Natural Touch Natural Touch Concealer'ını kullanacağım. Konuşamıyorum gerçekten. Concealer da diyemedim arada ama olsun. Şimdi önce bunu değil, önce Maybelline'i süreceğim. İç köşelerden başlayacağım. Makyajımı bozmaktan çok korkuyorum. Ondan sonra aydınlatacağım yerlere diğer concealer'ı geçeceğim. Tamam. Göz altlarımızın işi bitti. Şimdi şuraya çok böyle pıttırık ne? Şöyle bir yapalım. Birlisin bu Finish It pudrasını kullanacağım. Bu pudrayı da çok seviyorum. Birlisin birçok ürününü gerçekten çok sevdim. Gerçekten güzel. Evet. Şimdi pudra fırçası almayı unutmuşum. O yüzden şöyle bir açılı allık fırçası alıp hemen önce şu özellikle parlayan alnım başta olmak üzere tel bölgemden geçiyorum. Sonra şöyle çok göz altından geçiyorum. Bir liste devam edeceğim. Burn It Natural bronzerını kullanacağım. Yine aynı fırça, bak hiç fırça değiştirmiyorum. Çünkü neden değiştireyim, değil mi? Şöyle yukarı. Bu bronzer de çok güzel bir bronzer. İnanılmaz güzel karışıyor, çok güzel dağılıyor, asla üzmüyor. Rengi çok doğru, çok güzel. Önce aydınlatıcımızı sürelim, ondan sonra allığımızı sürelim. Yine Beavis'ten devam ediyorum. Glaze It. Pearlescent Glow isimli bu pembemsi aydınlatıcısını kullanacağım. O kadar güzel bir aydınlatıcı ki bu. Size anlatamam. Bakın şimdi. Şu doğal yansımayı görüyor musun? Bu nedir ya? Çok çok güzel. Hiç ıslatmıyorum ve ıslatmadan kullanıyorum. Yine Biris Touch It kullanacağım bu sefer. Benim allığımın ismi 513 numarası, Rose Petal'da renginin adı. Şöyle bir pembemsi, gül kurumsu açık.
azıcık şeftali mi trak ama tam değil falan. Öyle bir renk anlatmaya çalışıyorum işte renkleri ama bu kadar. Tamam, bu kadar oldu bence, yeter. Şuraları biraz açıyorum. Ben oralarda hiç sevmiyorum aldık. Bazen burnumun üstünden de aldıkla geçiyorum ama galiba onu da sevmediğime karar verdim bu aralar. Bilmiyorum neden. Şimdi ne yapalım o zaman? Kaşları halledelim. Kaşları da hallettik. Şimdi artık gözler için son aşamamıza geldik. O da rimel. Yine bir isim bir rimelini kullanacağım. Lodit rimelini kullanacağım. Bu rimel de çok güzel. İlk açtığımdan beri biraz yine ıslak ama ilk daha ıslaktı galiba. Ben bu rimeli sevdim. Çok sevdim. Birazcık şu İç taraflara girerken çok hafif birazcık daha topuzumsu gibi geldiği için en ucu fırçanı biraz zorlayabiliyor. Azıcık daha dikkatli olunduğu takdirde sıkıntı çıkarmıyor ama. Güzel. Yani siyahlığı benim için rimelde en önemli şeylerden biri siyah görünmesi. Birçok rimelden bu şekilde memnun kalıyorum siyahlığından dolayı. Bu da onlardan bir tanesi. Siyahlığı çok güzel, hacim veriyor, uzatıyor. İkinci katta çok daha güzel şeyler yapıyor. Şu anda mesela yapıştırmadı kirpiklerim gördüğünüz gibi. Gayet iyi durumdayız. Ama tabii birazcık daha katlandırdığınız zaman çok hafif yapıştırma olabiliyor. Makyajımız bitti. Rimelimizi de sürdük. Yüzümüzün makyajını da tamamladık. Başka bir şey var mı diye düşünüyorum. Yok büyük ihtimalle. Bence bitirdik artık. Son olarak rujumuzu da sürelim. Ondan sonra şimdi bir resim bu dudak kalemini kullanacağım. Printed kalemlerinden 104 karamel rengini dudak kalemi olarak uygulayacağım. Ondan sonra da rujumuzu artık yavaş yavaş uygulayacağım. Dur. Önce şöyle yapacağım. Bu pudralı bir kalem. Sürümü çok kolay bir kalem değil. Hani böyle ruj gibi kullanılabilen kalemler var ya. Bu onlardan değil. Bu daha çok aslında benim daha çok sevdiğim kalem yapısı bu. Hani zaten dudakları ince olanlar daha çok kalem sürmeyi seviyor diye düşünüyorum ben. En azından ben öyle yapıyorum. Birazcık da dışarıdan çerçevelediğim için o çok yumuşak olan kalemler böyle çatlaya çatlaya aralara falan böyle doluyor. Bir tuhaf bir şey oluyor. Dışarı doğru sızıyor yani. Onu çok fazla sevmiyorum ama böyle birazcık daha pudralı ve daha böyle sürümü çok kolay olmayan, çok yumuşak olmayan kalemler öyle bir sıkıntı çıkarmıyor. O yüzden ben bu kalemleri seviyorum. Ama bunları ruj olarak kullanmak isterseniz altı bir balmla sürmenizi tavsiye ederim. Aksi takdirde zaten süremezsiniz. Dudak kalemi güzel. Çok çok beğendim. Özellikle dediğim gibi ruj gibi kullanmak için değil ama böyle dışarıdan çerçeveleyip de dışarı doğru böyle uzamaması için, uzamaması adına bu güzel bir kalem. Şimdi L'Oreal'in bu Le Chocolat. Ay çok güzel. Rujlarından kullanacağım. Candy Man olanı kullanacağım ben. Baktım olmuyor. Beğenmezsem eğer üstüne başka bir renk geçeceğim. Evet. Ve makyaj bitti.
önce söylediğim gibi makyaj bitti. Makyajın son hali bu şekilde oldu. Biraz önce yine mantıklı hareketlerle size göstermiş olmam lazım. Bugün MUA, Makeup Academy artık nasıl diyorsanız, onun renkli paletini kullanarak bir makyaj yapmak istedim. Daha çok böyle mavi tonlardan oluşsun istedim. Böyle bir makyaj çıktı ortaya. Makyajla ilgili düşüncelerinizi, fikirlerinizi benimle paylaşırsanız çok çok mutlu olurum, çok çok sevinirim. Tabii ki önerileriniz olursa onları da benimle paylaşırsanız yine çok çok sevinirim. İsterseniz bu videonun altına, isterseniz Instagram'dan Derya İlkan kullanıcı adıyla beni bulup Instagram'dan da bana ulaşabilirsiniz. Düşüncelerinizi, fikirlerinizi, önerilerinizi oralardan da ya da buralardan da iletebilirsiniz. Ayrıca kanalıma abone değilseniz abone olabilir ve benden gelecek videolardan haberdar olmak isterseniz de bildirimlerinizi de açabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Gelecek videoda görüşmek üzere. Hepinize çok sevgiler, hepinize çok çok selamlar. Hepinizi kocaman öpüyorum. Hoşçakalın.